Merhaba sevgili arkadaşlar, Bir Yum Akla Gelenler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu önümde görmüş olduğunuz süveter modelinin yapımını paylaşmaya çalışacağım. Süveterimiz şöyle önünde çok tatlı bir ayıcık figürü var. Kenarları düğmeli, 4 tane düğme kullandım. İki bu tarafta, iki bu tarafta, iki tane parçadan oluşmakta. Bu şekilde çok tatlı bir süveter modeli. Özellikle erkek çocuklar için uygundur. Aynı modelin farklı bir versiyonunu kız çocukları için de hazırlayacağım. Onun da videosu gelecek çok yakın zamanda. Şimdi şöyle ölçülerini vereyim size. Şimdi şu ortadaki parçanın ölçüsü şöyle 26 santim. Komple kenar ölçüsü de 30 santim. Yani şu kenar lastiklerini yeşilli kısmı ekledikten sonra da 30 santim. Uzunluğu da yine şöyle paylaşayım sizlerle. 34 santimlik de bir uzunluğu var. 18-24 ay çocukların rahatlıkla kullanabileceği ölçüdedir. Şimdi kullandığım malzemelere gelelim. Öncelikle bu ayıcığı nereden aldığımı daha önceki bir süveter modelimde yine ayıcıklı yapmıştım. Çok sarı olmuştu. Ben bunu bulunduğum ildeki tuhafiyeden aldım. Ama anahtarlık olarak da satılıyor. Ne yapacaksınız? Anahtarlık olarak alıp zaten anahtarlık şu baş kısmının bu kısmında. Hemen buradan onu keseceksiniz ve ayıcık kısmını kullanacaksınız. Bu şekilde de yapabilirsiniz. İp olarak Alize Cotton Gold kullandım. İki renk olarak kullandım. Bir tane ip almıştım. Bu kadar kaldı bu ana rengimden. Bu da zaten çok az. Kenarından da çok az bir iplik kullandım. Malzemem tığımda 4 numara 2,5 bilimlik bir tığ kullandım. Başka iplerle de yapabilirsiniz. Akrilik iplerle, antibakteriyel iplerle, pamuklu iplerle, yani her çeşit iple olur. Elinizde ne varsa onu kullanabilirsiniz arkadaşlar. 4 tane de düğmem var. Malzemelerim bu kadar. Ölçülerim de bu şekilde. Şimdi dilerseniz modelimizin yapımına geçelim. Geçmeden önce küçük bir hatırlatma yapmak isterim. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize kolay gelsin. Arkadaşlar modelimizin yapımına başlıyoruz. Önümde ben bir parçasını yaptım. Diğer parçayı da beraber yapacağız. Toplamda aynı şekilde yapılmış iki tane parçamız olacak. Ben birini hazırladım. Diğerini de beraber hazırlayacağız. Buradaki kesintiler, yaka oyuntusu ve omuz kısmı diğer parçada da yine aynısı gibi olacak. Yani biz bunu nasıl yapacağız demeyin. Diğer parçayı gösterdiğimde zaten bu parçayı da yapabileceksiniz. Şimdi isterseniz şöyle önümde dursun orada. Biz yapımına başlayalım modelimizin. Öncelikle bir tane sivri halka ile başlayacağız. Parmağımıza doluyoruz. Tekrar göstereyim. Şöyle parmağıma doladım. İki, üç zincir çekiyorum. Bu zincirimi de sayıyorum. Yuvamın içerisine toplamda zincirim dahil 3 tane trabzan yapıyoruz. Bakın, zincirim dahil 3 tane trabzanımı yaptım. Şimdi 2 tane zincir çekiyorum. Tekrar yuvamın içerisine 3 tane daha trabzan yapıyorum. 1 2 3 2 zincir. Yine sihirli halkamın içerisine 3 tane daha trabzan yapıyorum. 1 2 ve 3. 1 2 3 tane üçlü trabzanlar yaptık. Yani 3 tane 3 grup üçlü trabzanlar yaptık. Üçlü trabzan derken arkadaşlar ikili trabzan yapıyoruz ama 3 tane yan yana 3 trabzan, 1 2 zincir, 3 trabzan, 2 zincir ve 3 trabzan olarak, yani üçlü grup şeklinde üçlü trabzanlar yaptık. Onu demek istiyorum. Yoksa yapmış olduğumuz trabzan ikili trabzan. 2 zincir çektim. Tekrar 3 tane trabzan yapıyorum. 2 ve 3. Şimdi bakıyorum. Bakın 1, 2, 3, 4 tane grup olmuş oldu burada. 2 zincir çekiyorum. Ve şimdi şu ilk başta 3 tane çekmiş olduğumuz zincirimizin hemen başıyla
Bir işimizi yapıyoruz. Şöyle göstereyim. Bakın 1, 2, 3 ve 4. Yani burada 4 tane köşemiz olmuş olacak. Şimdi burada bir tane zincir çekiyorum. İpimi doluyorum. Şu gerideki yuvamın içerisine, bakın şu yuvanın içerisine ipimi doladım. Hiç uzatmıyorum bu şekilde. Geriye dönüyorum. Yuvamın içerisine aldım. Şöyle hepsini içinden çıkardım. Bir zincir çektim. Tekrar ipimi doladım. Aynı yere iki tane daha trabzan yapıyorum. Bir ve iki. Bakın böylelikle burada zincir izi hiçbir şekilde belli olmayacak. Bu bizim köşemizin bir tarafı. Şimdi bir tane zincir çekiyorum. Aralarda bir zincir çekeceğiz. Diğer boşluklara atlamak için. Şimdi döndüm, geldim şu önümdeki boşluğa. 3 tane pardon, evet 3 tane trabzan yapıyorum. 2 ve 3. Arkadaşlar trabzan ikili trabzan. Yani şöyle doluyorum, batıyorum ve 2 kere de çıkarıyorum. Yani trabzan dediğimde üçlü trabzan mı, ikili trabzan mı diye sorduğunuz zaman eğer ben sadece trabzan diyorsam bu tığdan 2 kere çıkma olan trabzandır. Bunu hani belirtmiş olayım. Bazen soruyor arkadaşlar. Evet, burada şimdi köşeyi yapıyoruz. 2 tane zincir çektim. Bakın 3 trabzan yaptım. 2 zincir çektim. Aynı yere tekrar trabzanımı yapıyorum. 1 2 ve 3. 3 tane trabzan yaptık burada. 3 trabzan, 2 zincir ve 3 trabzan. Şimdi bir zincir çekiyorum. Boşluklar atlamak için aralarda bir zincirimiz var. Hemen geldim oraya. Evet, 1 yine 3 tane trabzan yapıyorum. 2 3. Şimdi 2 zincir çekiyorum. Burası bizim köşemiz. Aynı yere tekrar 3 tane trabzan yapıyorum. 1 2 ve 3. Şimdi yine bir zincir çektim. Diğer boşluğa atlıyorum. 3 tane trabzan yapıyorum. 2 3 2 zincir. Aynı yere tekrar 3 tane trabzan yapıyorum. Şu anda biz köşeleri oluşturuyoruz. 4 tane köşe oluşturmuş olacağız. Şimdi bir zincir çektim. Şöyle göstereyim. Bir zincir çektim. Şu başlarken 3 tane trabzan yapmıştık. Köşemize onun diğer tarafını tamamlayacağız. Yani şuraya 1 2 ve 3. Bakın tamamlamış olduk. Şimdi 2 zincir çekiyorum ve birleştiriyorum. Şöyle birleştirdiğim noktayı da göstereyim. Evet. Şimdi bakın 4 tane köşemiz oluştu. 1 2 3 4. 4 köşe oluştu. Şimdi bir zincir çekiyorum yine. İpimi doluyorum. Bakın her sıra başında aynısını yapacağız. İpimi doladım. Hiç uzatmıyorum. Direkt şu arkada, bakın şuradaki yuvaya şöyle geliyorum. İpimi aldım. Bu şekilde. İçinden çıkardım. Bir zincir ve aynı yere tekrar iki tane daha trabzanımı yapıyorum. Bu köşemizin bir tarafı olmuş oldu yine. Şimdi bir zincir. Aralarda her zaman bir zincirimiz var. Şu altta bir zincir çekmiş olduğumuz boşluğa geliyoruz. Buraya 3 tane trabzanımızı yapalım. 1 2 ve 3. Şimdi yine bir zincir çekiyorum. Bakıyorum köşedeyim. Bu şekilde gördüğünüz alan köşe kısmımız. Yine buraya 3 tane trabzan yapıyorum. 1 2 3 2 zincir. 1 2 3. Köşelerde araya 2 tane zincir çekiyoruz. Bunu unutmayalım. Bir zincir. Diğer boşluk atlamak içinse bir zincir çekiyoruz.
Evet, şu alttaki bir zincir çekmiş olduğumuz yere 3 tane trabzan yapıyorum. 2 3 Yine bir zincir. Köşeye atladım. 2 3 Şöyle 2 zincir. Aynı yere tekrar. 1 2 3 Yine köşemizi hazırladık. Bir zincir. Hemen ilk boşluğa geliyorum. 3 tane trabzanımı yapıyorum. 2 3 Bir zincir. Yine burada bir köşedeyim. İki, üç. İki zincir çekiyorum. Tekrar aynı yere trabzanımızı yapıyoruz. Üç tane trabzan yapıyoruz aynı yere. Bir zincir. Yine bakın şu boşluk. Bir, iki, üç. Bir zincir. Şimdi geldik ilk başlangıç yapmış olduğumuz köşeye. Üç tanesini yapmıştık. Yine kalan 3 tanesini yapıyorum. 1 2 3 2 zincir çekiyorum ve şu ilkiyle hemen şöyle tepe noktasıyla birleşimimizi yapıyoruz. Bakın bu kısmı. Şimdi bir zincir çekiyorum yine. Yine dönüyorum. Boşluğa bu şekilde aldım. Hepsini birden çıktım. Bir zincir çektim ve aynı yere tekrar iki tane trabzan yapıyorum. Ve üç tane trabzanımızı yapmış olduk. Bakarsanız hiçbir şekilde zincir izi yok arkadaşlar. O zincir izi görüntüsünü yok etmek için bu şekilde yapıyoruz. Şimdi yine aynı işlemleri yapıyorum. Bir zincir çektim. Bu boşluklara üçer tane trabzan yapıyoruz. 2 3 bir zincir. Yandaki boşluğa geçiyorum. Oraya da 3 tane. Hep aradaki boşluklara 3'er tane trabzan yapacağız. Köşelere de bakın şu anda köşeye geldim. Bir zincir çektim. Köşe noktamdayım. Köşe noktamız bu şekilde gözüküyor zaten. Buraya 3 tane trabzan yapıyorum. 2 3 2 zincir. Aynı yere tekrar 3 tane trabzan yapıyorum. Köşe noktalarımız da bu şekilde. Şimdi yine bir zincir. Hemen boşluğa geçiyorum. 1 2 ve 3. Bir zincir. İki, üç. Evet, aralar gördüğünüz gibi üçer trabzan. Şimdi tekrar yine köşeye geldim. Bir, iki, üç, iki zincir. Aynı yok noktaya tekrar üç tane trabzan yapıyorum. Köşelerimiz bu şekilde. Bir zincir. Boşluğa üç trabzan. Her sıra aynı şekilde devam edecek. Bir zincir. Bu sırayı da göstereyim. Sonraki sıralarda zaten birbirinin tekrarı şeklinde arkadaşlar. Bir değişiklik yok. Köşeye geldim. Bir zincir çektim. İki zincir. Tekrar köşemizi yapıyoruz. Bu köşeleri hiç unutmayın. Bu köşeler örgümüzü büyütüyor. Bir zincir. 2 3 Bir zincir. Evet, geldik başlangıçtaki köşemize. Buradaki yine üçlüyü yapıyorum. 2 3 2 zincir. Tekrar burada birleştiriyorum. Bir zincir. Hemen şöyle geriye dönüyorum. Bir zincir çekiyorum ve burada iki tane daha trabzanımızı
yapmış oluyoruz. Bir zincir ve devam ediyorum. 3 tane trabzanlar yaparak. Şimdi şöyle motifimize bir bakalım. Şöyle yaptığınız zaman elinizi de şöyle çekiştirin ki toplama olmasın. Koton ipi olduğu için bir araya düzleşebiliyor arkadaşlar. Bu şekilde hep birbirinin tekrarı olacak şekilde dönüşümüzü yapacağız. Şimdi ben bunu alayım. Burada kaç sıra yapmışım söyleyeyim size. Şurası ilk sıramız, orta noktamız. Bakıyorum. Burayı da sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14. Toplamda 14 sıra yaptım. Benim için uygun bir ölçü oldu. Şimdi göstereyim kaç santim olduğunu. 14 sırada 26,5 santim oldu. Bu şekilde. Uzunlamasına da yine aynı şekilde oldu arkadaşlar. Şimdi 14 sıra yaptım. Benim ölçüm bu. Ben üzerinden hafif bir ütü buharıyla da esnettim. Sizler de o şekilde yapabilirsiniz ama direkt ipin üzerine yapmayın. Üzerine bir örtü serip onun üzerinden ütüleyebilirsiniz. Hani tam böyle dümdüz olsun diye. Bu şekilde 26, hatta bakın şöyle 26, 26,5 gibi olabilir. Elinizin ayarı değişebilir arkadaşlar. İstediğiniz daha büyük yapacaksanız, benim için bu ölçü yeterli oldu. Kenarlarına da lastik gideceğim. Ama siz daha büyük yapmak istiyorum derseniz daha da büyük büyütebilirsiniz. 15, 16 sıra yapabilirsiniz. Tamamen sizin yapacağınız ölçüye bağlı. Şimdi ben bunu, bu küçük motifimizi bu kadar büyüteceğim. Sonrasında da bu yaka kesimi, omuz kısmıyla devam edeceğiz arkadaşlar. Ben parçamı bitirdim. Omuz kısımlarına, yaka kısmına kadar geldim. Şimdi yaka kısmını beraber yapacağız arkadaşlar. Aynı zamanda dediğim gibi bu diğer parçanın da hem yaka kısmını hem omuz kısmını burada gösterdiğim şekilde yapılacak. Şimdi yine şuraya 3 tane trabzanımızı yapıyoruz yuvanın içerisine. Bir zincir çektim. Yanındaki yuvanın içerisine yine 3 tane trabzanımızı yapıyoruz. Bir zincir çektim. Yine yandaki yuvanın içerisine yapıyoruz. Evet, 3 tane yapmış olduk. Dördüncüyü yapalım. Ve beşinciyi yapıyorum. Şimdi 5 tane ilk sırada omuz için 5 tane üçlü trabzanlar yaptım. Yani 5 tane üçlü grup olacak şekilde trabzanlar yaptım. Bakın yine burada da aynı şekilde 1, 2, 3, 4, 5 ilk sırada. Şimdi şöyle koyalım anlaşılsın. İkinci sıraya geçiyorum. Döndürdüm. 1, 2 zincir çekiyorum. Hemen bu iki zincir çekmiş olduğumuzun şöyle dip kısmına trabzan yapıyorum. İpimi doluyorum. Bakın zincir çekmedim. İpimi doladım. Hemen şu ilk önümdeki boşluğa 3 tane trabzan yapıyorum. Bir zincir. Yanındaki boşluğa 3 tane trabzan yapıyorum. Bir zincir. Yanındakine yine 3 tane trabzan yapıyorum. Bir zincir. Yine yanındakine 3 tane trabzan yapıyorum. 2 ve 3. İpimi doluyorum. Zincir çekmiyorum. Bakın şurada 3 tane trabzanım var. Bu 3 tane trabzanın 1, 2 ve 3.'süne batıp trabzan yapıyorum burada.
Döndürüyorum. Şimdi bakalım burada 4 tane. 1, 2, 3, 4 tane yapmış olduk burada. 4 tane kutucuk diyelim. Şimdi 1, 2 zincir çekiyorum. Hemen yine bakın. Dip kısmına trabzan yapıyorum. İpimi doladım. Hemen şu yuvamın içerisine trabzanlarımı yapıyorum. 2, 3, 1 zincir. Şu an 3. sıradayız. Yanındakini yine aynı şekilde. İki, üç, bir zincir. Şimdi bakın şurada da bir tane şu var. Oraya da iki tane trabzan yapıyorum. Bir, iki. Üçüncüyü de şunun, şu en başta yapmış olduğumuz trabzanın şöyle tepe noktasına batıyoruz. Bakın burada iki zincir çekmiştik, trabzan yapmıştık. O çekmiş olduğumuz iki zincirin tepesine batıyoruz. Yani üçüncüyü burada iki tane trabzan yaptık. Üç tane yapmamız gerekiyordu. Üçüncüyü bu iki zincirin tepesine yaptık ki şuradaki düzlük kaybolmasın. Eğer buraya 3, buraya bir tane yapmış olsaydım artırma yapmış olacaktım. Onu istemedim. Döndürdüm. Bir zincir çekiyorum, iki zincir çekiyorum. Hemen şöyle dibine yine trabzanımızı yapıyoruz. Bakın hemen buraya da iki, üç tane trabzanımı yaptım yine. Bir zincir. Kaçıncı oldu? 1, 2, 3, 4. sıradan gidiyorum arkadaşlar. Bir zincir. Şimdi burada da yine aynı şekilde. Bakın burada da yine aynı şekilde. Buraya iki tane trabzan yapıyorum. Bir, iki trabzan yapıyorum. Üçüncüyü de şurada çekmiş olduğumuz iki zincirin tepesine yapıyorum. Döndürüyorum. Şu anda son sıradayım. 4 sıra yaptık. 1, 2, 3, 4 sıra yaptık. Omuz kısmını 5. sıra yapacağız. Dibine trabzanımızı yapıyoruz. Ve ilk boşluğa trabzanlarımızı yapmaya devam ediyoruz. Arkadaşlar bu sırada birleşim yaparak ilerleyeceğim. Bir hata yaptım. Evet. Şimdi bu sırayı birleşim yaparak ilerleyeceğiz. Diğer köşeyle birlikte birleşim yapacağız arkadaşlar. Şimdi İlk başta şöyle bir tane zincirimi çektim, iki zincirimi çektim. Şunun ilk baştaki zincirle birlikte birleşim yapıyoruz. Tekrar buraya göstereceğim. Şimdi iki tane zincirimizi çektik. Diğer köşenin, bakın diğer köşenin ilk sırasıyla, yani ilk zinciriyle birlikte şuradayım, şu kısım yaka kısmında değil, diğer tarafında kenar kısmındayım. Şöyle birleştiriyorum sık iğneyle. Şimdi burada bakın burada 3 tane trabzan var. Burada da 3 tane trabzan olabilmesi için şöyle üzerlerine 2 tane trabzan yaptım.
Şimdi şurayla birleştiriyorum tekrar. Şurada boşlukla birleştiriyorum. Bakın şuradaki karşı taraftaki boşlukla birleştirdim. Evet. Şu yuvaya şimdi 3 tane trabzan yapıyorum yuvaya. 2 ve 3. Şimdi buradaki boşlukla birleştiriyorum. Şöyle batıyorum. Sık iğne olarak çıktım. İpimi doluyorum. Zincir çekmiyorum. Şu boş buradaki boşluğa batıyorum. Eğer ilk parçayı yapıyorsanız ipinizi kesin orada arkadaşlar. Şimdi yine zincir çekmedim. Şuradaki boşluğa batıyorum. Üç. Buraya batıyorum. Ve şimdi şurada bir, iki ve üçüncüyü yapıyoruz. Ve şunun ilk baştakiyle de birleşimimizi sık iğneyle yaptık. Şimdi şöyle göstereyim bakın. Bu kısmı birleştirmiş olduk. Şimdi eğer bu şekilde zorlanırsanız iğneyle de dikebilirsiniz. Tamamdır. Bir zincir çektim. Şimdi keseceğim. İpimi kestim. Şöyle iç kısımda yürüteceğim onu. Şöyle görelim. Evet. Şimdi diğer tarafı birleştireceğiz. Diğer omuzu yapacağız. Bunun için öncelikle bakıyorum. 1, 2, şöyle göstereyim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane üçlü öbek diyelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane üçlü öbek bırakmışım ortada. Eğer bundan daha küçük yapacaksanız buradaki öbek sayısını 5 tane yapın. Hani küçük çocuklar için. Daha büyük yapacaksanız buradaki bu öbek sayısını artırın arkadaşlar. Büyüttükçe bu boğazdan geçmesi için bu kısmın artması gerekiyor. Omuz kısmında büyüdükçe işte bir sıra daha fazla yapabilirsiniz. İşte küçükse bir sıra eksik yapabilirsiniz. Bu şekilde ayarlamanız gerekiyor. Şimdi burada sayıyorum ben de 6 taneydi. Hemen şuradan itibaren saymaya başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Hemen şuradan ipimi takacağım. 5 tane ilk sırada 5 tane üçlü öbeğimiz vardı. 1, 2, 3, 4, 5. Üst sıralarda 4'e düşmüştü. Şimdi ilk sırada yine 5 tane üçlü öbeğimiz kalmış olacak. Şöyle zincir çektim. Üç tane trabzanımızı yaptık burada. Bir zincirimi çekiyorum. Yanındakine geçtim. Bir zincir. Yanındakine geçiyorum. Bir zincir. Üç. Evet, bakın 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 tane yapmış olduk. Şimdi döndüreceğim. Şu kısmını şöyle döndüreyim. Bir, iki zincir çekiyorum. Yine şöyle dip kısmına trabzanımızı yapıyoruz. Şu boşluğa 3 tane trabzan yapıyoruz yine. 2, 3, bir zincir. 3 tane trabzanımı yapıyorum yuvaya. Bir zincir. Ve tekrar burada zincir çekmeyeceğim. Şurada 3 tane trabzanım vardı. 1, 2, 3.sine yine trabzanımızı
yapıyoruz. Şimdi döndürüyorum yine. Bir zincir çektim. İki zincir. Hemen şöyle yine dip kısmına bir tane trabzanımı yapıyorum. Ve şuradaki yuvaya yine trabzanlarımızı yapacağız. Üçlü trabzanlarımızı. Bakın bu sırada 4 tane üçlü öbeğimiz olmuş oldu. 1, 2, 3, 4. Yine burada da 4 tane üçlü öbeğimiz olmuş olacak. Şuraya. 2, 3, 1 zincir. Bir zincir. Üçüncü üçlü öbeğimizi yapmış olduk. Şurada bakın 1 2 3 bir zincir. Şurada da yine var. Şimdi buraya iki tane yapıyorum. Üçüncüyü de hemen şunun iki tane zincir çekmiştik onun başıyla birleştiriyorum. Şimdi bir üst sıraya geçelim. Üçüncü sıramız da bu. Dördüncü sıramıza geçiyoruz. İki zincir. Şöyle dip kısmına bir tane yaptım. Ve yuvaya tekrar yapıyorum. Bir, iki, üç, bir zincir. Tekrar yuvaya. Boşluğa yani. 3 bir zincir. Buradaki her sıradaki 4 tane üçlü öbeklerimiz azalmayacak. Ona dikkat edelim. Geldik şimdi şuraya. Şuraya da 2 tane yapıyorum. 1 2 Üçüncüyü de şu 2 tane zincirimizin tepe noktasına yapıyoruz. Ve dördüncü sıramızda, beşinci sıramızda birleşimimizi yapacağız arkadaşlar. Şimdi şöyle bir zincir çektim öncelikle dönelim. Şimdi evet süveterimizin şöyle iki zincir çekiyorum. İlk baştaki şuradaki zincir kısmıyla yine sık iğne ile birleştirdim. İpimi doluyorum. Bakın burada 3 tane var. Ben de şuraya 2 tane daha yapıyorum. 1 2 Bakıyorum. Evet, 2 tane burada. 2 tane de burada yapmış oldum. Şimdi şuradaki boşlukla birleştiriyoruz. İpimi doladım. Hemen şu boşluğa yine 3 tane trabzan yapıyorum. 2 3 Yanındaki sık iğne, boşlukla sık iğne ile birleştirdim. İpimi doluyorum. Şurayla yapıyorum. 1 2 ve 3 Karşıdakinin boşlukla birlikte birleştirdim. Zincir çekmiyoruz. Şimdi burayla yapıyorum. 1 2 ve 3 Buradaki boşlukla birleştirdim. Şimdi şuraya da yine bir 3 tane. 1 2 Üçüncüyü de buraya yapıyorum. Ve şurayla birleştiriyorum arkadaşlar. Evet, bu şekilde de tamamlamış olduk. Şimdi bir tane zincir çekelim ve keselim. İpleri sonra gizleriz. Şöyle. Şimdi omuz kısmını tamamlamış olduk. Bakın şu şekilde. Omuz kısmını tamamlamış olduk. İstediğiniz tarafı ön taraf olarak kullanabilirsiniz. Şimdi ben ilk parçamın şöyle dip kısmına bir sıra daha gittim arkadaşlar.
Yani bir sıra daha aynı şekilde örneği devam ettirdim. Şöyle köşelerde yine köşe noktalarımı yaptım ve bir sıra daha gittim. Amacım onu bir sıra daha uzatmaktı boyunu. Şimdi diğer parçaya da, yani ikinci parçaya da aynı şekilde yapacağım. Şimdi şöyle alıyorum. Eğer uzatmak istemiyorsanız boy ölçüsü sizin için uygunsa yapmayın. Ben bir sıra daha uzatmak istedim. Böyle kare bir görüntü olsun istemedim. Şimdi bunun, şu örneğin devamını sağlamak için de, yani şuradaki bu yuvaların devamını sağlamak için de burada tekrardan bir yuva, yani köşe oluşturdum. Şimdi beraber yapalım. Şöyle 2 zincir çekiyorum. Burada 3 tane öncelikle trabzanımızı yapıyoruz. Köşe noktalarımızda ne yapıyorduk? 3 tane trabzan yapıyorduk. 2 zincir çekiyorum. Aynı yere tekrardan 3 tane trabzan yapıyorum arkadaşlar. Bir zincir. Hemen şimdi devam ettiriyorum artık bu aralara 3'er tane trabzan yaparak. Diğer tarafa da yine, yani iki kanada da aynı şekilde yapıyoruz. Şu ipim de bulaştı durdu sürekli. Sıra sonuna kadar bu şekilde bir ilerleyelim. Şimdi köşe noktasına geldim. Burada yine köşemizi oluşturuyoruz. Bir zincir çekip yine şöyle ipimizi kestik. Şimdi şöyle bakalım. Evet. Bu şekilde tamamlamış olduk. Şimdi kenar kısmını yapacağız arkadaşlar. Kenar kısımlarını yapacağız. Aynı renkle devam etmek isterseniz eğer, aynı renkle devam edebilirsiniz. Ben farklı bir renk kullanacağım. Şöyle yeşil bir rengim vardı. Onu kullanmak istiyorum. Şimdi hemen şu dip kısımda şuradan itibaren başlayacağım. Trabzanlarımı yapmaya. Şöyle zincire arkadaşlar, zincire, yuvaya değil, şöyle zincirime ipimi sabitleyeyim. İki tane zincirimi çektim. Şimdi hemen yanındakine, şu trabzanların tepelerine, yani birer tane trabzanımızı yapıyoruz. Buraya da bir tane yapıyorum. Şimdi şu yüksekliği şöyle direkt yaparsam, buraya batarsam ne olur? Burada potlama olur. Bunu istemiyorum. Şunu şöyle arasından, bakın şuradaki trabzanımın şu kısmından bir tane trabzan yapıyorum. Bir tane de şöyle dip kısmından yapacağım. Şu iplerimi şöyle atayım. Rahat görün. Bakın. Bir tane de şöyle dip kısmına. Ve devam edeceğim. Böylelikle hem buradaki burası eşitlenmiş olacak, hem de potlama olmamış olacak. Şimdi devam ediyoruz. Her birine bir tane trabzanımızı yapıyorum.
Şimdi bu boşluklarda da şöyle yapıyorum. Mesela burada bir tane atladım. Yani boşluktan trabzan almadım. Burada boşluktan trabzan alıyorum. Devam ediyorum. Şunların hemen tepelerine 3 tane trabzan. Şimdi burada boşluktan trabzan almıştık, şu boşluktan. Burada almayacağım. Direkt şu ilk trabzanımızın tepe noktasına batıyorum. Buraya. Buradaki boşluktan trabzan almamıştık. Buradan alıyoruz. Yani bir tane boşluktan trabzan alıyorum. Bir tanesini de almıyorum. Bunu yapma sebebim de eğer hiç almazsam, yani boşluklardan trabzan almazsam kasma yapacaktır. Yani böyle potlama yapacaktır. O potlamanın da yapmasını istemiyorum olmasını. O yüzden bu şekilde hazırlıyorum. Eğer hepsinde bu boşluklardan trabzan alırsam da yine potlama yapacak. Yani hani çok olduğu için bir potluk oluşmuş olacak. Evet, şimdi buradan almıştık. Burada almıyoruz. Burada alıyorum. Bu şekilde bütün kenarı trabzan olarak döneceğim arkadaşlar. Burada almayacağım. Evet, şimdi isterseniz böyle köşeye gelene kadar yapalım. Diğer köşede de yine göstereceğim nasıl yaptığımı. Şu omuz birleşim yerine geldim neredeyse. Şurada bakın trabzan tepeleri yok, boşluklar var. Orada nasıl yapacağımı söylüyorum. Şuradaki boşluğa bir tane trabzan yapıyorum. Bakın şu hemen omuz kısmına geçtiğimiz yerde yarım öbek yapmıştık köşe noktasında. Buraya bir tane trabzan yapıyorum. Bunları da şöyle boşluklarından alıyorum arkadaşlar. Şu boşluklardan bir tane buradan. Bir tane şu boşluktan. Bir tane buradan. Bir tane buradan. Şu boşluktan. Yani şu ilk trabzanların hemen şöyle boşluğundan alıyorum. Boşluktan aldım. Zaten batacağınız yerler kendisini belli ediyor arkadaşlar. Bakın şöyle şu boşluktan alıyorum. Şöyle göstereyim size. Şimdi yine bakın şöyle tepe noktalarına batarak ilerliyorum. Evet, şimdi diğer omuz kısmında yine aynı şekilde yapılacak. Şu köşeye gelene kadar yapalım. Bu köşeyi göstereceğim. Şimdi bakın köşe noktaya geldim. Yani şurada başlamış olduğumuz öbekle ilk yapmış olduğumuz sıraya geldik. Yine diğer tarafta yapmış olduğumuz gibi yapacağız. Şöyle boşluktan alacağım. Yukarıya çıkmak için. Bu şekilde. Şurada bir tane daha alalım. Sanki kasacak gibi geldi gözüme. Şu dip kısmından şöyle.
Şöyle başlangıç yerinden yuvaya batayım. Başlangıç yerine batamadım. Şimdi yuvaya yapıyorum. Ama burada yuvaya, pardon, zincir yapacağım, yuvaya değil. Şuradaki zincire bir tane yapıyorum. Aynı zincire bir tane daha yapacağım ki dönüşümü sağlayabileyim. Yoksa toplayacak. Ve tekrar yapıp devam ediyorum. Bu şekilde buraya da yapmış olduk. Şimdi devam edelim. Eğer bu kısım gözünüzde hani kasıyor gibi görünürse şuraya iki tane yaparsınız. Yani şu bacak kısmına iki tane yaparsınız. O şekilde dönüşünüzü sağlarsınız. Hani o kısımları böyle ayarlayın. Kasmasın yani büzmesin, toplamasın. Şimdi devam ediyoruz. Yine aynı şekilde mesela burada trabzan yapmadım boşluğa. Burada trabzanımı yapacağım. Boşluktan ve devam ediyorum. Bütün köşelerde aynı şekilde yapacağız. Buradaki dönüşümüzü de yine aynı şekilde yapıp bitirelim arkadaşlar. Bu kısmı sonrasında da lastiğe geçelim. Evet, sıra sonuna kadar geldim. Şimdi burada şuradaki zincirime bir tane batıyorum. Boşluğa da batabilirsiniz. Aynı yeri bir tane daha yapıyorum. Yine kasma olmasın diye sonrasında da birleştiriyorum bu şekilde. Şimdi lastikle devam ediyoruz. Bir zincir çekiyorum ama ondan önce göstermek istediğim düğme ilik yerlerini göstereyim size. Şimdi ben şurası birleşim noktası olduğu için yani bu birleşim noktasının burada belli olmasını istemediğim için yani ön kısımda belli olmasını istemediğim için burayı arka kısım olarak belirledim. Burayı da ön kısım olarak belirledim. Şimdi ön kısımda düğme iliklerimiz için yerler ayıracağız. Buralarda düğme iliklerimiz için yerlerimiz olacak. Düğmelerimizi arkadaşlar gizli düğme olarak yapacağız. Yani şöyle. Bunun şu arkadan dikmeyeceğiz de iç kısmına düğmelerimizi dikeceğiz. Şurada ilik bıraktığımız zaman da hemen ilikleyeceğiz. Ben şöyle göstereyim bakın nerelere koyduğumu. Şimdi en son yapmış olduğumuz sırayı saymıyorum. Hemen onun altındaki sıradan başlıyorum. Şuradaki yuvadan. Burası en son yapmış olduğumuz sıra. Burası da bitişteki sıramız. Yani alttaki sıramız. 1, 2, 3, 4. üçlü öbeğimizin üzerine birisini yaptım. 5, 6, 7, 8, 9. üçlü öbeğimizin üzerine de diğer iliğimi yaptım. Karşıda yine aynı şekilde eşitliği sağladım. Şu aralardaki trabzan sayıları da yine burada eşit arkadaşlar. İlik yerlerimizi bu şekilde ayarlamış oldum ben. Şimdi lastik kısmını gideceğiz. Lastik kısmını git derken buralarda ilik yerleri ayıracağız. Bunları da yine sizlerle paylaşacağım. Şimdi bir tane zincir çekiyorum. Hemen yanındakinin. Bakın şöyle. Bakın bir zincir çektim. Hemen yanındakinin ön alt kısmından şu şekilde alıyorum. Ve trabzan yapıyorum. İpimi doluyorum tekrar. Yanındakini arkadan öne doğru geldim. İpimi aldım. Ve trabzanımı yaptım. Şimdi ipimi doluyorum. Şunu bakın önden alıyorum. Sıradakini şöyle arkadan öne doğru geldim. Aldım. Yanındakini yine önden alıyorum. Yani bir ön lastik, bir arka lastik olacak şekilde sıramızı gideceğiz. Bu ilk sıramızı. Şöyle arkadan öne doğru geldim. Bunu önden aldım. Arkadan öne doğru geldim. Şöyle göstereyim lastiği.
Arkadan öne doğru geliyorum. Önden. Bir ön lastik, bir arka lastik olacak şekilde bu kenar kısmını yapacağız arkadaşlar. Şekilde. Şimdi hızlı geçiyorum. Bakın bir arkadan öne doğru geldim ilmeğin üzerinden. Bir tane de şöyle üst kısmından aldım. Bu şekilde olacak. Şimdi ilerleyelim. Şu ilik yerlerine kadar devam edelim. Düğme ilik yerine geldim. Şimdi burada iliğimiz için bir tane zincir çekeceğim. Düğmenizin büyüklüğüne göre bu çekeceğiniz zincir değişecek arkadaşlar. Bir zincir çekiyorum. Bir tane atlıyorum. Şimdi bunu yapsam ön lastik olarak yapmam gerekiyordu. Yanındakini de arka lastik. O yüzden yanındakini, bunu atladığım için yanındakini yine arka lastik olarak alıyorum. Şimdi şöyle düğmemi de bir bakacağım. Buradan geçiyor mu, geçmiyor mu diye. Evet, benim düğmem buradan rahatlıkla geçiyor arkadaşlar. Siz düğmenizin ebatından büyüklüğüne göre bu kısmı ayarlayabilirsiniz bu ilik yerine. Şimdi devam ediyorum. Bunları da çıkarmayacağım buradan ki karıştırmayayım. Zaten lastik hani böyle boşlukları olan bir model. Siz de çıkarmayın. Devam ediyorum. Diğer tarafta da yine aynı şekilde yapacağım. Şimdi bakıyorum. Bunu yine arka lastik olarak alacağım. Evet. Şimdi sıradakini, yani şunu atlayacağım. Bir zincir çektim. Bunu atlayacağım. Bunu alsaydım ön lastik olarak almam gerekiyordu. Bunu da arka lastik olarak. Bunu atladığım için bunu arka lastik olarak alıyorum. Bir zincir çekmiştik. Ve devam ediyorum yine aynı sıralamayla. Diğer taraftaki düğme iliklerini de yine aynı şekilde yapacağız arkadaşlar. O kısımda yine buradaki gibi yapıp son lastik bitimine kadar gelelim. Sonra yani ilk sıranın bitimine kadar gelelim. Sonraki sırada ben yine sizlerle paylaşacağım bu düğme iliklerini nasıl yaptığımı ve üst sırada lastik nasıl gittiğimi yine sizlerle paylaşacağım. Evet, sıra sonuna kadar geldim. İlk başlangıç noktama kadar yani. Şimdi burada ön lastikle başlamıştık. Hemen şu sondakinde arka lastik olarak alıyorum. Ve çekmiş olduğum bir tane zincirin hemen şu tepe noktasıyla, bakın şurayla birleşimimizi yapıyoruz. Eğer burada ön lastik kalsaydı şu alttaki zinciri de arka lastik olarak alacaktım ki iki tane ön lastik bir araya gelmesin diye. Şimdi yine bir tane zincir çekiyorum. Bu önde kabartılı olanlar var. Bu ön kabartılı olanları yine şöyle önden alıyorum. İpimi. Evet, şimdi bu arkada kalanında arka lastik olarak alıyorum. Öndekini önden, arkadakini de arkadan. Öndekini önden,
Arkadakini arkadan alarak yapıyorum arkadaşlar. Bu sırayı da yine aynı şekilde devam ediyoruz. Lastik olarak bu lastik genişliğini istediğiniz kadar yapabilirsiniz. Ben bu sırayı bitirdikten sonra bir bakacağım lastik genişliğime. Ona göre karar vereceğim bir sıra daha yapıp yapmayacağımı. Şu anda ikinci sıra yapıyorum lastikte. Düğme ilikleri için olan yerde ne yapacağımızı göstereceğim size. Önce bir oraya kadar gelelim arkadaşlar. Oraya kadar örelim. Şöyle bir göstereyim bakın görüntüyü. Düğme iliği için ayırmış olduğumuz yerdeyim. Bakın işaretleyicimi sökmeyince daha kolaylıkla yerimi belirleyebildik. Şimdi burada bir tane arka lastiğimiz var. Onu alıyorum. Bu boşluk bırakmış olduğum yere bir tane atlamıştık. Bir tane de zincir çekmiştik. Bunu tamamlamak için buraya bir tane trabzan yapıyorum. Bu boşluğa. Ve devam ediyorum. Yandaki arka lastik. Ön lastik. Şimdi üst sırada giderken bu araya yapmış olduğumuz trabzanı o anda arka lastikte ön lastik olarak alacağız. Yani sıralama neyse ona göre bunu alacağız. Eğer bir sıra daha giderseniz o şekilde yapılacak. Şimdi alttakini de yine göstereyim. Ben yine çıkarmayacağım. İşaretleyicilerimi, düğmelerimi kolaylıkla dikebilmem için yerlerine. Sizler de isterseniz size kolaylık olsun diye çıkarmayın. Şimdi bunu da yine göstermek istiyorum. Sonrasında zaten diğer tarafta yine aynı şekilde olacak. Bakın arka lastiğim vardı orada. Onu aldım. Bu boşluğa bir tane trabzan yapıyorum. Yanındaki arka lastik, onu da arka lastik olarak alıyorum. Bu şekilde. Üst sırada giderken de bu araya yapmış olduğum sıralama neyse ona göre yapıyoruz. Böylelikle hiçbir şekilde lastikte kayma olmamış olacak arkadaşlar. Sıralamaya uymuş oluyoruz. Şimdi bu şekilde devam edelim. Dediğim gibi ben bir üst sırayı yapıp yapmayacağıma bu sırayı gittikten sonra karar vereceğim. Onu da sizlerle paylaşırım zaten. Sizler daha geniş bir lastik istiyorsanız o şekilde daha geniş yapabilirsiniz. Şimdi buraya gidelim. Duruma göre tekrar söyleyeceğim ben size kaç sıra yaptığımı. Sonrasında da bu yaka kısmıyla devam edeceğiz. Bedenini tamamladım. Bu taraftaki düğmelerimi diktim. Buradan bir düğmeyi beraber dikeceğiz. O yüzden bunu ayırdım arkadaşlar. Şimdi şöyle düğme iliğimiz neredeydi? Buradan dördüncü üçlü bloğun üzerindeydi. 1, 2, 3, 4. Yani zaten işaretleyicimiz burada. Şimdi buradan da sayıyoruz yine. 1, 2, 3, 4. Tekrar sayacağım. Şu alttakinden 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Şuraya düğmemizi koyuyoruz. Bakın burası bizim ön yüzümüz. Düğme iliklerimiz burada. Düğmemizi de bu şekilde koyuyoruz. Yani şu arkaya değil, buraya sayacağız. 1, 2, 3, 4. üçlü bloğun öbeğin üzerine koyuyoruz. Aldım. İğnemi düğüm yaptım uç kısmını. Şu arkadan değil arkadaşlar, iç kısmından, çünkü arkada dikiş izimin, iğne izimin görülmesini istemiyorum iplerin. O yüzden şöyle bakın şu kısımlardan takıyorum. Evet, bu şekilde. Şimdi iğnemi aldım. Şuradan da yine aynı şekilde hep iç kısmından kesinlikle süeterin arka kısmına iğne geçmemesi gerekiyor. Ona dikkat edelim. Daha sonra şuradan
Şu şekilde. Bunu da şöyle üstten yine alttan çıkaracağım. Bu şekilde. Evet. Şimdi bir tur daha atmak isterseniz eğer, yani hani bu deliklerden düğme deliklerine geçmek isterseniz geçin. Benim için tamamdır. Şimdi şöyle birkaç kez yürütüyorum onu buralarda sağlamlaştırmak adına aynı yerden düğüm yapacağım burada. Şöyle. Tamamdır. Şöyle bir tur daha. Evet. Tamamdır. Şimdi şunu da buradan çözelim. Ve ileğimizi kapatalım. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Şimdi diğer taraflarını, diğer düğmelerini de yine aynı şekilde dikeceksiniz arkadaşlar. Tüm düğmelerini bu şekilde. Şimdi yaka kısmıyla devam edelim. Yaka kısmına ipimizi alalım. Arkadan takacağım. Gözükmesin ön tarafta dikişim diye. Şöyle. Şuradan takacağım arkadaşlar. Tam omuz, bakın omuz kısmından ipimi takıyorum. Şöyle ipimi sabitliyorum buraya. Bir iki zincir çektim. Yine burada trabzanlar yapacağız. Trabzanlarımızı yapalım. Diğer kenarını dönerken yapmış olduğumuz gibi trabzanlarla devam edeceğiz. Şekilde. Boydan boya yaka kısmını, bu kısmı böyle alıyorum. Bu tarafı da zaten trabzanla alırken aynısı gibi yapmıştık. Burada da yine aynı işlemi yapıyoruz arkadaşlar. İç kısmında, yaka kısmında. Şimdi bakın. Şuraya bir tane. Evet. Şu boşluğa da bir tane. Şuraya bakın. Şu üçlü öbeğin ilk başındakine bir tane yapıyorum. Şimdi her birinin başına yine birer tane yapıyorum. Burada şimdi aynı kenarını yapar gibi. Şimdi boşluğa bir tane batıyorum. Trabzan alıyorum. Buradan yaptım. Diğer tarafta yapmayacağım. Diğer boşlukta. Şimdi bunlara 2, 3 tane battım. Buradaki boşluktan trabzan almıştık. Bundan almayacağım. Yanındakine geçiyorum. Şu üçlü öbeğimi yapıyorum. 2 ve 3. Buradan almamıştık. Şimdi buradaki boşluktan bir trabzan alıyorum. Üçlü öbeğimi yapıyorum. Buradan almıştım trabzanımı boşluktan. Buradaki boşluktan trabzan almıyorum. Üçlü öbeğimi yapıyorum. 2 ve 3. Şimdi burada boşluktan trabzan almamışız. Buradan alıyorum. Üçlü öbeğimi yapıyorum. Bu şekilde yaparsak ne kasma olur ne potlama olur. Gayet muntazam bir şekilde yakayı dönmüş oluyoruz. Şimdi yine aynı diğer kenardaki gibi şuradan, yani şurada ne yapmıştık? Şuradan almıştık bir tane. Buradan da yine alıyorum. Bakın şöyle batıyorum. Şunu da batacağım. Şu boşluktan alıyorum bir tane. Şuraya. Zaten elinizi aldığınızda nerelere batmanız gerektiğini, nerelerden trabzan almanız gerektiğini görmüş oluyorsunuz. Şuradan, şuradan.
Buradan. Şu kenar kısımda da kaç sıra yaptığımı söylemedim sanırım. 3 sıra yaptım arkadaşlar. 3 sıra lastik yaptım. Şu kenar kısmında siz dediğim gibi bir sıra daha fazladan yapabilirsiniz. Ben 3 sırayla bitirmiş oldum orayı. Yaka kısmında yine 3 sıra olarak çalışacağım. Evet, şimdi geldik ön yakaya. Şuraya bir tane. Şimdi öncelikle diğer tarafta, şimdi bakıyorum diğer tarafta ilk olarak bu boşluktan trabzan almıştık. Şurada bakın, boşluktan trabzan almıştık. Yine burada da aynı şekilde ilk boşluktan trabzanımızı yapıyoruz. Sonra üçlü öbeğimi yapıyorum. 3. Boşluktan trabzan almıyorum. Burada almıştım. Burada almayacağım. Direkt geçiyorum. 2. 3. Burada almamışım. Burada alıyorum. 1. İki, üç. Burada almayacağım. Üçlü öbeğimi yapıyorum direkt. Burada alıyorum. Şimdi şuraya bir tane batıyorum. Şuraya batıyorum. Şu boşluktan bir tane alıyorum. Bakın. Şuradan bir tane alıyorum. Buraya batıyorum. Bu boşluk. Şurası ve burası. Ve birleştiriyorum. Bir zincir birleşimizi yaptık. Şimdi bir zincir kenar kısmında yapmış olduğumuz lastiğin aynısını burada da yapacağım. Yine ne yapıyorum? Ön lastik alıyorum. Yanındakini arkasından alıyorum. Ön lastik, arka lastik, ön lastik ve arka lastik. Şimdi yaka kısmında lastiğini bu şekilde tamamlayacağız. Şu yan kısmı gibi, bu yanda nasıl yaptıysak lastik kısmını, yaka kısmında da aynı şekilde yapacağım. Dediğim gibi 2 sıra 3 sıra yapacağım. Kenarına yine o şekilde yapmıştım. Ben yakaya da yine aynı şekilde yapacağım. Sizin tamamen tercihinize bağlı kaç sıra yapmak isterseniz. Bu şekilde şimdi yakayı da tamamlayalım. Daha sonrasında da şu ön kısmın cep kısmıyla devam edeceğiz. Ayıcığımızı şu şekilde koyacağımız cep kısmıyla sonlandıracağız videomuzu. Arkadaşlar ben yakamı tamamladım. Gördüğünüz gibi bu şekilde hazırlamış oldum. Bu genişlik, yaka genişliği gayet idealdir. Çocukların başından rahatlıkla geçebilir arkadaşlar. Düğmelerimizi de hazırladık. Sadece cep kısmımız kaldı. Onu beraberce öreceğiz. Şimdi cep kısmımız için de şu ayıcığın gireceği cep kısmını yapalım. Öncelikle 15 tane trabzan yapmamız gerekiyor. Bunun için de 17 tane zincirimizi çekelim.
1, 2, 3, 4. Şöyle biraz esnek, bolca çekelim zincirlerimizi. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16 ve 17. Ben bir tane daha çekeyim. Evet, şimdi burada 1, 2, 3 ve 4'üncüye trabzanımızı yapıyoruz. Burada 2 tane trabzanım olmuş oldu. Cebimiz bu şekilde olacak. Ben örnek olarak hazırlamıştım daha öncesinde. Bunun aynısını yapacağız. Evet, şimdi ikinci trabzanımı yaptım. 3 4 5 6 7 Şu an sadece trabzan yapıyorum. 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15. 15 tane trabzanımı yaptım. Şimdi döndürüyorum. Şöyle bir zincirimi çektim. Dibine trabzan yapıyoruz. Bakın bir zincir çektim. Hemen şöyle dip kısmına trabzanımızı yapıyoruz. Burada toplamda 3 tane trabzan yapacağım. Bu birinci, ikinci ve üçüncü trabzan. Şimdi 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3 tane ilmek atlıyorum. Bakın 1, 2, 3 tane atladım. Dördüncüye trabzan yapıyorum. Bu kısımlar bacak kısımları. Şimdi burada 3 tane trabzan yapıyorum. 2 3. Şimdi tekrar 3 tane zincir çekiyorum. 3. Yine 3 tane atlıyorum. 1 2 3. 4'üncüye trabzanımızı yapıyoruz. İki. Ve 3. İkinci sıramızı yapmış olduk. Yani bacak kısımlarını ayırmış olduk. Şimdi iki sıra trabzan gideceğiz. Şöyle bir tane zincirimi çekiyorum. Hemen yine dip kısmına bakın. Şu kısma bir tane zincir trabzan yaptım. Burada bir tane trabzanım olmuş oldu. İkinci trabzanım. Üçüncü trabzanım. Şimdi burada 3 tane atlamıştık. Hani 3 ilmek atlamıştık. Buraya 3 tane trabzan yapıyorum boşluğa. 1 2 3 Şimdi şu orada kalan 3 taneyi de yapalım. 2 3 Buradaki boşluğa da yine 3 tane trabzan yapıyorum. 1 2 3 Ve sonda kalan 3 trabzanımı da yine yapıyorum. Döndürdüm. Bir zincir. Şöyle yine dip kısmına hemen şuraya bir tane trabzan yapıyorum hemen dibine. Burada bir tane trabzan olmuş oldu. Şimdi bütün trabzanlarımın tepesine trabzan yapacağım. Burada sayın, eksiltme yapmış olmayın. 2 3 4 5 6 7 8 9
10, 11, 12, 13, 14 ve 15.'yi de yapalım. Döndürüyorum. Bir zincir çektim. Hemen dip kısmına trabzanımızı yapıyoruz. Şu anda bu sırada da bakın 1, 2, 3, 4. İkinci sırada ayakları ayırdık. Tekrar 2 sıra daha ördük. Şimdi son sıradayız ve kollar için bölüm ayırıyoruz. Birinci trabzanımı yaptım. İkinci trabzanımı yaptım. Şimdi 1, 2 zincir çekiyorum. Kollar daha ince olduğu için burada 2 tane zincir çekip 1, 2 tane atlıyorum. Üçüncüye trabzanımızı yapıyoruz. Şimdi burada 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane trabzan yaptım. 2 zincir. Şimdi 1, 2 tane atlıyorum. Üçüncüye trabzanımı yapıyorum. Ve bir tane daha trabzan yaptım. Bir zincir çektim. Ve şöyle ipimi koparıyorum. Burada dikkat etmeniz gereken kenarlarda eşit sayıda trabzan bırakmanız. 2, 2 bırakmıştım. Burada da 3, 3 yani eşitliği sağlamış olduk. Şimdi bunu buraya dikeceğiz arkadaşlar. Öncelikle şu ipleri ben bir gizlemek istiyorum. Evet, iplerimi gizledim. İplerimizi şöyle trabzanların aralarında arka kısmında yürüteceğiz arkadaşlar. O şekilde gizliyoruz. Şimdi şu şekilde tam bakın başlangıç noktam, şurada başlangıç noktam var. Oraya üst kapağı o kısma gelecek şekilde bunu yerleştireceğim ve dikeceğim. Şimdi kayma yapmasın diye öncelikle şöyle toplu iğne ile bir sabitleyelim bunu buraya. Bakın tam ortalayacağım. Şurası tam ortalamış oluyorum. Şöyle eşit bir şekilde kenarlardan iğneleyelim. Kayma yapmasın diye. Şuradan evet iğnelememizi yaptık. Şimdi dikeceğiz. Nasıl dikeceğiz onu da. Şimdi şu kısımdan başlayalım şuradan. Şöyle iç kısmından şöyle göstereyim. Bakın. Hemen şu ilmeklerimizin şöyle buradan çıkarıyorum. Süeterin alt kısmından çıkardım. Zaten aynı renkle yaptığınız zaman gözükmeyecektir. Şöyle çıktığım yerlere son trabzanlardan çıkıyorum. Kenar trabzanların içinden çıkıyorum. Şöyle dikerken de çok uzun batmıyorum ki oradaki iz belli olmasın. Bakın hiçbir şekilde belli olmuyor. Şimdi şuradan da şu köşeyi de yine alalım. İğneyi çıkarabilirim buradan. Şuradakini de çıkarayım. Köşeyi iyice oturtturdum, diktim oraya. Şimdi sırayla bu tarafa doğru gelelim.
Mesela şurada boşluğa denk geldiği için hemen bir gerisinden battım. İyice onu oraya sabitlemek için. Şimdi şuradan bakın. Şu boşluktan batarsanız hiçbir yere dikmiş olmuyorsunuz. Şuradan bu şekilde. Şimdi şuradan şöyle dikelim. Dikişini tam gösteriyorum size ki nasıl dikeceğinizi görün arkadaşlar. O yüzden birazcık videoyu uzatıyorum. Sonra bazı arkadaşlar nasıl dikeceğiz diye soranlar oluyor. O yüzden göstermek istedim. Kenarı da iyice buraya dikiyoruz. Şimdi yukarı doğru çıkıyorum. Diğer kenarını dikiyorum. Ağız kısmını dikmeyeceğiz. Unutup dikmeyin orayı. Şöyle. Şu kenar kısımlarını iyice sabitlemek gerekiyor. Dikkat edelim. Hatta aynı yere böyle bir iki kere batıp çıkabilirsiniz şöyle. İyice sabitlemek için. Bu şekilde. Evet, şimdi bu kenarı da dikelim. Ayıcımıza takacağız. Dikişim bitti. Şimdi arkadan bu ipi şöyle birazcık yürütelim. Ki sökülme yapmasın. Şöyle hatta geri. İlmeklerin arasında bu şekilde yürütüyoruz. Şimdi ayıcımızı kol kısmında takalım. Fiyonkun da şu şekilde. Şöyle iyice omzuna doğru. Evet. Ayıcımızı da taktık. Gerçekten çok şık, çok tatlı. Çok şirin bir süveter oldu arkadaşlar. Umarım sizler de beğenirsiniz ve beğenerek yaparsınız. Ben çok keyif alarak yaptım. Oldukça da kolay bir model. Sizlerin de bu anlatımımla kolaylıkla yapacağına inanıyorum. Bu şekilde inşallah bir sonraki videolarımda yine bunun gibi tatlı modeller olur. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yapacak olanlara kolay gelsin. Yapanların ellerine sağlık. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize sağlıklı günler dilerim.